Selam millet, Tersent 4. bölümüyle huzurlarınızda. Şimdi arkadaşlar, önceki bölüm biliyorsunuz Gizemli Piramit'i bulduk. İzleyenler bilir. Devemiz vardı. Deveyi yemek yediremediğimiz için bizden gitti. Yani uzaklaştı, kaybettik onu. Şimdi ben ne yaptım onu söyleyeyim. Orada biliyorsunuz yeraltı canavarı vardı. En son onu savaşıyordum ben. Bir önceki, yani Piramit'e gitmeden önceki yerde save noktası oluşturmuştuk. Ben oraya geri geldim. Geceyi atlattım burada. Oyunu kaydettim. Şimdi buradan devam edeceğiz. Piramit'e tekrar gidebiliriz. Şöyle bakalım üstümüzde neler var. Üstüm bayağı bir dolu ya. Şu dürbünü falan bulmuştuk oradan. Ya benim büyük bir vaha bulup planım oraya yerleşmek arkadaşlar. Oradan her yere ulaşabilirim. Yani develeri de 2-3 tane yaparız. Kaybetsek bile. Yemekleri falan, yani biraz daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Şimdi şöyle başlayalım. Yine bir save alayım da öyle başlayayım. Yani ne olur ne olmaz. Çok sıcak bir de ya. 40 derece. Başlasın bakalım iyi seyirler. Ünal demişsin çöle düşsen yanına almak istediğin 3 şey ne olurdu? Ya bir havuz falan isterim şuraya. Aa, piramit zaten yakın buradan. Ya bira olsun abi, soğuk bira çok güzel gider şu an. Tabi sıcakta gölgede içeceksin onu, böyle sıcağın altında değil. Bir de devemiz olsun ya, deve şart. Böyle koşturamam ben yani. Abi, yani ben böyle çölü tek başıma kaldığımı düşünüyorum ve 2 gün yaşayamam herhalde ya. Susuzluktan ölürsünüz bir kere. Hadi şuradan bok böceği falan çıkıyor. Onlarla idare ederiz. Öyle şartlarda kalsak acaba yiyebilir miyiz bilmiyorum. Eskiden askerde yılan falan yiyorlarmış. Mecbur kalınca. O yüzden bulduğunuz her nimete şükredeceksiniz. Bak şunu bile yiyebilirsiniz yani. Böyle bir yerde kalsanız. Ot mot çim. Ne bulursan yersin. Zaten büyük ihtimal serap görürüz. Güçsüz düşüp. Şöyle yenik düşeriz ya. Ya şu piramidi görüp öleyim, yine de razıyım ben. Giriş de güzel ya. Abi o yüzden gizemli piramit diyorum buraya. Yani baksana. Gömülmüş. Altında kalmış. Kumların altında kalmış. Çok güzel. Bayağı yorulduk. Bu arada ben orada suyumu doldurmuştum. Yola çıkmadan. Onu da unutmam. İki tane su kabımız var. Yemek bir zaman sonra sıkıntıya girebiliriz. Üstümüzde çünkü çok bir şey yok. Bu arada ben piramidi buraya işaret koymadım. Buraya bir tuvalet yapıp yanına piramit işareti koymam lazım. Tuvaleti nasıl yapacağım onu hiç bilmiyorum. Malzememiz var mı onun için? Kütük lazım. Abi dedik ya kütük nereden bulacağız diye. Halat. Keşke onları kütüğü buluruz da halatı yapamam. Arkadan keşke alıp gelseymişim onları. Piramit üstüne çıkmaya çalışsak izin verir mi? Veya şunun üstüne. Oyun izin verir mi? Bir deneyelim. Bu arada sıcaklık ilginç bir şekilde düşüyor. Ben de bugün tıraş oldum. Böyle tıraş olduktan sonra bayağı bir terliyorum yani. Çok kötü oluyor. Bir dakika lan, çıkabiliyoruz. Hayırdır? Wow. Hadi canım, o kadar da izin verir mi ya? What? Oha, çıkıyor lan. Hayda. Oğlum piramide çıkarmaz. O kadar çıkamayız değil mi? Yer yok çünkü. Bak bak. Oğlum. Şaka maka. Böyle böyle çıkacağım ha. Vay. Oğlum çok iyi oldu bu ya. Yani bir amacı yok. Yani bir yere varamayacağız ama bunu yapabilmek bile güzel bir duygu. Normalde hayatta böyle bir şey yapalım. Yani normal hayat, gerçek hayatta böyle bir şey izin vermezler. Ancak içine bile giriliyor mu bilmiyorum. Giriliyordur herhalde de. Daha o tecrübeye erişemedik. İnşallah bir gün o da olacak. Mısır'a gideceğim yani. Çok seviyorum Mısır abi. Tarihine bayılıyorum. O bok böceklerini görmeden ölmek istemem. Piramit neyse. Piramit her gün görüyoruz zaten de. Bok böceği önemli abi. Bok böceğini göremem ben. Bak buraları böyle şey yapmışlar. Zıplayabileceğin. Ha, çıkıntılı kenar. Ha, bu kadar arkadaşlar, evet. Buraya kadarmış. Buraya kadar çıkmanıza izin veriyor. Tamam. Hop, ölmeyelim de. Durduk yere macera çıkıyoruz ya. Bunun üstüne çıksan ne olacak kardeşim yani? Piramide çıksan ne olacak? Sanki bir şey bulacağız. Oha! Bak sese bak. Şu ses. Oha!
Lan. Buradan giriş. Oo, pencere gibi yer. Düşersem aman düşme. İyiymiş. Bir gölgeye girelim. Şimdi ben burada bir... Evet, bunu yapmıştım, hatırladım. Ne koymuşum ben bunun içine? Hiçbir şey koymamışım. Almışım hepsini. Burada yemeğimiz vardı. Oh tamam, yemek olayını çözdük. Oh be. Ulan unutmuştum var ya. Şimdi buraya şu bir tane şeyi koyalım. Bu diğeri de pişebilirse pişsin. Aslında bir şey diyeyim mi? Ben bunu yakıyorum ama gece ne yapacağım? Isınmak için. Benim hemen bunu buraya atmam lazım. Tamam, burada kalsın bu. Orada kalsın. İçerideki şeyleri buraya taşıyalım. Bunları buraya koyalım. Deliler var. Hepsi de önemli malzemeler ya. İki tane slot kaldı. Buraya koysam içeride... Ya bulabileceğim bir şey var mıydı içeride? O patlayıcı olan yeri görmüştük. Buraya bir kez daha gidiyorum arkadaşlar hızlıca. Ondan sonra yeni bir vaha bulma... Aa bir dakika, şu şeyi deneyecektik. Dur, yapabiliyor muyuz? Salat yapamıyoruz. Ya şunu yapabilseydim miydi? Ben şimdi buraya nasıl işaret koyayım? Şimdi bir dakika, açtık haritayı. Ben buranın yani piramidi nereye göre koyacağım? Üçten değil mi? Üçten ilerledik. Üçün ne tarafına doğru geldik? Şuralara doğru. Ama yön duygumu nereden bileceğim ben? Üçün bir tık ilerisi desek. Yani. Ne taraftan geldim ben? Şuradan geldim değil mi? Ya şuraları bir yere koyayım ya. Şuraya biraz ilerisine. Zaten fazla değil biliyorsunuz mesafe. Ben buraya koydum. İçeri hızlıca bir dolaşayım. Yeni bir şey varsa gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dün bir önceki bölümde buraya bir demir koymuştuk biliyorsunuz. Yani riske atmamıştım. Şimdi ölürsem tekrar save noktasına başlayacağım için bunu riske atacağım. Yani çok şey, bir şey yok çünkü ben yine buraya gelirim. Yaptığım her şey, ölürsek de yine buradan başlatırım. Deniyoruz, hadi bakalım. Evet, çok güzel denedik. Efsane. Bir tane öyle incecik çubuğun üstünde yürürsün sen. Ya bir de böyle yürüyecekmiş gibi oldu, düştü ya. Kazıklar varmış altta. Evet, o zaman yine oraya geldiğimizde görüşelim. Ben hızlıca yapayım. Ya kaderimiz bu. Ne yapacağız? Evet, piramide tekrar geldim arkadaşlar. Şimdi içeride şu an yapabileceğimiz bir şey kalmadı. İki tarafta da, bir tarafta enkaz var. Orayı patlatmamız gerekiyor. Bir tarafta demir boruları bayağı bir koymamız gerekiyor. Şu an fazla demirimiz yok. Şunları işlemem gerekiyor benim. Onları işlemek için de şurayı yapacağız. Fırın gibi bir şey değil mi? Neydi o? Fırın, evet. Fırını yapıp orada işleyeceğiz onları. Tamam, biz deve bulalım. Deve çantası yapalım. Sonra onunla hızlı yeni bir yerler bulalım. Şimdi yeni bulduğumuz, yeni açtığımız şey mesela metal balta. Ondan sonra bayağı bir iyi olacak bu. Metal külçe yapacağız. Derimiz var. Tamam, bunu da halledelim. Şu sıcaklığı bir atlatalım. Buradan devam ediyoruz. Bakalım yeni bir yer bulabilecek miyiz? Bu arada haritayı tekrar şunu koymam gerekiyor. Üçün yakınlarına dedik. Şu sıcaklığımız biraz düşsün. Biraz daha düşsün, ben bekliyorum. Düştüğü zaman devam ediyoruz. Devam edelim. Sıcak, çok sıcak gençler. Yanıyoruz. Bu kadar yeter ya. 37 diyor, yukarı gösteriyor. Ya uğraşamam. Şimdi buradan geldik. Piramidin solundan geldik. Sağına doğru ilerliyorum. Bakalım bu tarafta bir şeyler bulabilecek miyiz? Ya şöyle güzel bir vaha bulsak. Yeni bitkiler, yeni şeyler. Buraya da izin vermiyor mu? Aa, bu tarafa izin vermiyormuş bu arada. Evet. Çıkamıyoruz. Bakayım. Ya da şey. İzin vermiyor değil. Çok dikey. Yani zıplaya zıplaya bulduk çıkmayı. Tamam.
Bizim şu kaykay var, onu denesek mi ya? Bir de harita ne kadar açık? Bir de ne kadar gitmemize izin verecek onu da bilmiyorum. Bir sınır olması lazım. Genelde bütün oyunlarda öyledir. Sonsuz bir harita yani. Daha öyle bir şey görmedik. Ya şuralarda bir şey çıksın ya. Abi piramide yakın bir yer çıksın ya. Buralara kurulma şansımız olur. Sulak bir yer lazım. Bir de kuyumuyu açacakmışız. Değil mi? Kuyu olayı varsa zaten rahatlarız. Çıktı mı bize şu an kuyu? Açık mı? Bak daha burada açılacak şeyler var. Böcekler diyor lan. Oha bir sürü böcek var. What? Bak buraya hiç gelmemiştim. Oğlum o kadar çok böcek varmış. Biz bir iki tanesini falan gördük anca. Bok böceği diyordum ben. Kaşar böcek varmış. Abicim yani hiçbir şey yok ya. Şu kayağı bir kullansak. Tabii o aşağı doğru inerken bakayım nasıl yapıyor. Güzel gidiyor mu? Ya bu ne oğlum? Yani bir şey yapıyorsunuz adam akıllı yapın ya. Şimdi şöyle bakıyorum tamam. Şuraya doğru baktım. Evet. Ha gidiyor tamam. Tamam eyvallah. Çok şey değil ama. Onun için öyle bir yokuş lazım ki. Akıp gideceksin. Eğer kırmızı kuzey diyorsak şimdi biz güneye gidiyoruz. Serin noktasından da bayağı uzaklaştık. Bu arada sıcak düşüyor diyor. 37. Çok aman aman bir sıcak yok. Hava biraz şey o zaman. Serinleşmiş olabilir. Tamam bir şey bulalım. Bayağı geldik ya. Bir save noktası kurarız en azından. Bir vaha bulmamız şart bizim. Aha. Aha. Göründü. Kara göründü kara. Denize mi? Seviniyor kara göründü diye. Oğlum ya büyük mü orası? Yoksa aynı mı? Dur bakalım. Oğlum bizim daha önce geldiğimiz yer değil değil mi? Oğlum daha önce olduğumuz yer olursa var ya hayal kırıklığı olmaz mı? Olur. Bakacağız anlayacağız şimdi bir dakika. Orada bir şeyler görüyorum ama. Tamam hadi kay kayabiliyorsan kay. Hadi. Ya ben daha hızlı koşarım ya. Aa bak şimdi he hızlanıyormuş. Tamam hız aldı. İyi güzel. Koşmaktan iyidir. Tam buraya kadar. İleride de şey var. Buraya geldik sanki ya. Çünkü ileride de o bölge var. Kaan'a benzeyen yer. Hadi hayırlısı. Lan buraya geldiğimiz yer ya. Oğlum ikinci yer. İkinci yerdeyiz. Buradayız. Keşke nereye gittiğimizi görebilsek haritada ya. Neyse biraz kendimize geliriz burada. Hayvan varsa et alalım. Bir dakika burası. Oh, bir dakika mango. Bir dakika ya. Burası ikinci yer mi oğlum? Mango vardı, değil mi? Evet. Bakalım bunlar büyümüş mü? Şuna su koyalım. Bunlar devam etsin abi. Bunların Hindistan cevizi alırız. Gübrelerini hemen şurada yakarız. Ya aslında yani bilmiyorum buraya kurulsam mı, kurulmasam mı? Fırını kursam şimdi bir daha kuramayacağım değil mi? Fırın ne istiyor ki benden? Abi kil istiyor. Hamkil. 8 tane hamkil. Kaç tane? 20 tane var. Gerçi var ya iki yere de kurabilirim ben bunu. Ama killeri de çevireceksem.
Olmayabilir. Yemek sıkıntımız var. Hemen şu mangoları çakalım. Ya bir şey diyeyim, hayvan bunları da yiyebilir, deve. Biz bunları yiyoruz ama. Vay, doğru lan. Çünkü çöl meyvesi falan yemişti ya. Bak 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 bak. Ham kenevir. Bunları toplayalım, dönüştüreceğiz. Mango. Bu bulduğum meyveleri mümkün olduğu kadar yemeyeceğim. Yani mecbur kalmadıkça diyeyim. Deveye saklayacağım onları. Ne güzel meyve çıkıyor da deve yok ya. Bir şey aklıma bir şey geldi. Şimdi ben burada meyveyi aldım. Eğer bu ağacı kesmezsem tekrar meyve verir mi acaba? Öyle bir hata yapmayacağım abicim. Ağacı. O zaman bunları da aynı şekilde bu da. Bunun üzerindekileri alırım. Oğlum sanki yerde vardı. Yeniden mi çıkmış lan acaba? Öyle yapacağım ya. Sadece meyvelerini alacağım. Belki tekrar büyür. Evet, bunu da öyle yapalım. Yandan gece oluyor. Çöl meyvesi. Şimdi bu yobaya ben şu kullanmayacağım şeylere koyayım. Ya niye yapmıyoruz ki? Geliriz abicim. Sanki başka yere kursam oraya da gitmeyeceğim ha. Kuruyorum ya. Kuruyorum abicim. Kuranı yapıyorum. Şu havanı da yapalım. Başka. Şimdi burada en azından metal baltamızı falan yaparız. Ateş yakacak. Odun zaten şiç de var. Ağaç da var burada bir sürü. Tamamdır. Evet. Şöyle kuralım ya. Ön tarafı neresi? Burası herhalde. Hadi bakalım. Şimdi koyulan metal. Tamam. Koyulan yakıt. Ağaç tabii ki de. Okey. Ha, havanı koyacağız bir de. Onu da şöyle koyalım. Ya da böyle mi koysak? Şöyle koydum gitti ya. Şimdi bunda ne yapacağız? Şu an açamıyorum onu. Gübre. Evet, tamam, güzel. Metal külçe yapıyoruz. Buraya o zaman aynı anda başka şey de mi koyabiliyoruz ya? Ya da mixliyor mu? Ne yapıyor? Karışık mı yapıyor? Yok. Metal kazma yetecek kadar olsun. Aslında bunları işte o şeye de koyabiliriz ya. Piramitteki yere de koyabiliriz geçmek için. Bilemedim. En azından balta bir şekilde kullanıyoruz biz. 4 tane istiyor bile. Onunla biz oraya
Kaç tane koymamız gerekecek bir de ya, üstüne basıp geçebilmemiz için. Bir de demirlerin üzerine acaba kalas koyacak mıyız? Yani o demire basıp düşebilir yine. Oraya kalasla da gitmemiz gerekiyor. Biraz kalasa ihtiyacımız var. Ben seni kesmeyecektim ama. Biz palmiye keselim ya. Niye bunları kesiyoruz? Bak Hindistan cevizi. Bunlar verir çünkü abi, verir. Palmiye. Yakıtı bitti. Şimdi bunu da alalım. Bunları yemek olarak halledelim. Ya bir de deve neye göre çıkıyor ya? Şimdi mesela uyuyacağız, belki gündüz gelebilir. O yüzden şu mango kalsın üstüne bir dakika. Uyuduktan sonra yapacağız onu. Şunları bir yiyeyim ben. Tamamdır. Bunu da alabiliriz. Yanmasın. Evet, şimdi. Buna ne koyuluyor ya? Havana koyacak bir şeyimiz yok demek ki. Bir uyuyalım. Deve gelirse iyi olur ya. Adam burada şair olacak ya, göklere, gece yıldızlara bakmaktan. Hadi deve gelsin ya. Hayvan gelsin. Bir şey gelsin ya. Abi niye ya? Oyun nasıl spamlayacak onları? Spam yap, spam. Burası bu arada ikinci yermiş ha. Şunları tabii ki de alacağım. Lan ne oluyor? Yanlış tuşa basmaktan var ya. Beynim yandı, beynim. Yok, hayvan çıkmadı maalesef. Bunların durumu nedir? Verdi mi bunlar ya? Meyve verdi mi? Hayvan gibi olmuşlar abi. Sorunun ne dostum? Ben valla suyumu alıyorum diyecektim de alamıyorum şu an. Neyse, şöyle yapıyoruz şimdi. Mangoları saklıyorum dediğim gibi. Hindistan cevizini ben tüketeceğim. Şu ham kili acaba çeviriyor mu bu? Kili de çeviriyor. Çünkü niye? Şundan yapıyor. Değil mi? Bunun ismi neydi? Kilden tulu. Tam kilden tulu yapacak bunu. Bunu harcamak istemiyorum ben.
Pumpkin'e bir kumaş yapmak için bunu. O zaman biz kumaş yerini de yapalım. Şu en azından kıyafeti falan yaparız ya. Dokuma tezgahı ne lazımdı? Kütük 3 çıta, 3 halat. Hallederiz. 3 çıta. Evet, onu da halledelim. Kur gitsin her şeyi buraya ya. Baktık daha büyük bir yer buluruz. Oraya da kurarız, ne olacak? Zaten yeni bir yer bulursak bu yeni malzeme demektir. Ağaç, çarçurt, her şey çıkar. Bir şey diyeyim mi? Acaba bunlar yenileniyor mu ya? Ben onu merak ediyorum. Öyleyse sıkıntı yaşamayız. Ama bunların hepsini kestikten sonra biterse hayvan büyük sorun var demektir. Dokuma tezgahı, onu da. Şöyle. Ne diyor? Kumaşı örtmek için dokuma tezgahına yakın durmalısın. Tamam. Ha, buradayken mi yapacağız çantanın içinde? Tamam. O 4 taneye 4 ham kenevire bir kumaş yapıyor. Okey. Tamamdır. Yakınım. Bekliyorum hala. Aa, kum vidası yapılıyor lan bu. Metal külçeyle. Kum böceklerini yakalamak için kullanılan bir alet. Oğlum. Yapsam mı lan? Metal balta da yapabiliyoruz. Onu yapmayacağım. Uzun gömlek. Tabii şu kıyafet olayı önemliydi. Oo, 4 kumaş istiyor lan. 6 kumaşımız var. Buna mı harcayacağız? Yaptım gitti. Sağlık önemli. Güneşte yapacak bir şey yok. Ha, buna da 4 tane lazım ama. Neyse. Yine yakın mı durmam gerekiyor lan? Dur bakayım. Hayır oğlum, o kumaşı yaparken. Kumaşı biz yaptık. İşte konmuş. Yarım saati bulduk. İyi, güzel. Güzel. Yine bir şeyler yaptık ya. Evet. Şimdi kıyafetimizi giyelim. Bakalım. Önce bir bakalım. Kaçmış? Güneşten koruma 50. 15, 50, 10. Bunu giyince ne olacak? 15, 50, 10. 15, 50, 10'du. 20, 65, 15 oldu. Güzel. Güzel. Tamam. Şu diğerini de buraya bırakalım. Onu giymeyiz artık. Sonra ne dedik? Metal külçeye karar vermedim. Bu şeyi neyle kullanıyor bu arada? Heh, ona bakacağım. Neyle kullanıyormuş? Onun bilgisini alalım bir. Bu topraktan insanların yaptığı bir bitkinin şeyi bir tür teknoloji için yakıt olarak kullanılıyor. Yaprak tomurcuğu yakıt olarak kullanılıyor diyor. Bu ne demektir? Yakıt olarak mı kullanıyor yani bu? Yok, öyle bir şey değil. Gübre de değil. Hayır, olmaz. Tam bu da değil. Bir tür yakıt olarak kullanılıyor diyor. Teknoloji falan filan. Allah Allah. Havanda olamaz herhalde, değil mi? Ben ne üreteceğim şimdi ya? Kararsız kaldım. Piramidin oraya talet koysak. Evet, onu yapabilirim. Kütük, halat. 6 kütük, 4 halat. Yanımıza götürelim onu. Ya bunu yıkabilirim. Zaten 2 tane var ya. Önümde benim kendi diktiklerim. Kafama düşme kafama. Stranded tipte bir kere öyle kafama düştü de ölmüştüm ya. Yo, neydi o? Forest. Forest da, pardon. Bu arada kanalı yeni keşfeden arkadaşlar oynatma listelerinden diğer oyunlarda ulaşabilirsin. Bir sürü oyun var arkadaşlar. Mümkün olduğunca bütün oyunları oynamaya çalışıyorum. Sevdiğim. Hayatta kalma oyunlarının hepsini oynadım zaten. Oynuyorum hala. Bak, bunları da yeni buldum. Yaprak tomurcuğu varmış yine burada. Ham kenevir de aldık. Çöl meyvesi. Abi şu çöl meyvesini bir dakika. Çöl meyvesini alıp, tamam mı? Şuradakini bir alayım önce.
Bunların tekrar büyümesi için oradakini almamız gerekiyor. Alacağım yani. Tam kili bıraktık. Şu yakıt denilen olayı birazını bırakıyorum. Yani çoğunu bırakıyorum. Azını alıyorum. Çöl bitkisi de. Onu da buraya koyacağım. Bunu da yiyordu bu arada şey. Ama bunu panzer için de kullanıyoruz. O yüzden önemli. Cilde yapıştırıcı eti yapan bir posa. Başka malzemelerle karıştırılan temizleyici işlev kazanır. Ne çabuk acıkıyorsun ya. Şunları bir yiyelim bari. Ben hemen şunları kırayım, yemek için halledeyim. Devam edeceğiz. Evet, Hindistan cevizlerini yiyoruz. Onları içtim, kırdım. Sağda bayağı dolduruyor. Tohum verdiğine. O tohumu da buraya koyabiliriz. Bir tane daha vardı. Bunları atmıyorum hocam. Ekeriz yine. Ekere mekere. Ha, şu kekere ekere 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 ekere. Bunlardan bir sürü yaparız o zaman. Sonra. Bunlar böyle kalsın. Ben bir tane piramidin oraya şey kurmak istiyorum arkadaşlar. Sığınak. Aynen öyle. Aa bir dakika, taret de var. Önce taret de ya. Önce bir taretimiz yapalım. Kalırsa onu da yaparız. Tam malzeme duruyor herhalde. Yok, kütük ve halat yine lazım. Mango ağacı, aman aman öyle bir hata yapmıyorum. Aynı şekilde bunları. Bunları yok etmeyeceğim dediğim gibi. Tekrar verebilir. Hayvanlar var. O et alabilir. Deve geldi mi acaba? O zaman biraz avcılık yapma vakti. Ete ihtiyacımız var. Yola çıkacağız. Ya yeni bir yer bulmayı umut ediyorum bu bölüm. Umudum bitmedi. Hala devam ediyor. Umutsuzluğa kapılmayın. Arayan bulur. .com. Hocam topla hocam. Suyun iç, suyun iç. Çok sıcak hadi. Başka. Bir insan cevizi geç. Aha geldi. Yakına geldi. Gel gel gel. Gel bakalım. Ya gitme ya. Neyse sen gel. Çok güzel. Hadi. Alıştık artık ha. O bir hareket yapmasaydı. Onu da atıyordum. Neyse oku alırız. Buradan atarız herhalde ya. Biraz uzak ama. Oğlum buradan vurursam onu var ya. Yok. O kadar. Oo. Oğlum ya. Biz okçu mu doğduk? Ne oldu ya? Bayağı okçuyuz ya. Diğer ok nerede? İleri gitmiş ha. Bak bak bak. Güzel. İyi oldu bu. Derileri de alacağım. Şunları atıyorum tabii ki. Oh, deri, çiğ etleri alacağım. Onu alabilmek için yer açabiliyor muyuz şu an? İnsan cevizini yesek yerimiz tamam olur, kurtarır. Bir daha git gel yapmak istemediğim için bunları harcadım. Aha kırıldı bu da. Bu kırıldı, bir tane yediğimiz vardı biliyorsunuz, piramitte bulmuştuk. Metal yapınca tabii böyle kırılacağını sanmıyorum. Metal yaptık bir iş biter artık. Gel bakalım. Hoppa. Bunların hepsini avlamak istiyorum. O vurdum ha. Bak kaçacak o da. İyi. Üstüne doğru attığın zaman yani bir tık yukarıya atıyorsun. Oğlum bayağı bir kaçtı ya. Hayvana bak. Hadi al bunu. Oğlum onu da yedi. Ama onu da yedi. İki tane düşmedi bu. Nasıl ya? Hayvan ol, hayvana bak. Artık düş. Artık düş yani. Bu arada şeyler gelmiyor ha. Yani çağırmış gibi olmayayım. Şu mağazı demeyin sonra. Yeraltı canavarları gelmedi bayağıdır. Çok sıcaktan ölmek istemiyorum. Koş koş koş. Et pişirelim. Oğlum yine bir hayvan daha var. Çok iyi ya. Allah, bir tane de burada var. Et, Allah, önümde de varmış lan. Lan dur, ataba. Allah.
Onu fark ettim ha. Lan nereye kaçıyorsun? Nasıl atlıyorsun? Dur. Çok sıcak şu an, seninle uğraşamayacağım evladım. Burada bir tane okum var zaten. Heh, oku böyle görebilecek miyim acaba? Abi ok suya gitti mi de yani buluruz ya, öf. Bak şuraya gireceksin, çok güzel bak. Şuraya yatacaksın abi şöyle. Aa mis. Böyle soğukta biranı içeceksin burada. Güzel olmaz mı be? Bak şuraya oturacaksın. Şurada ayakların. Oh. Bak şurada da oturabilirsin ha. Of, havalar biraz atsın. Tatil vakti gelsin ya. Tatil zamanı gelsin. Evladım sen şunu yer misin? Yersin. Şunu da yer misin? Yersin. Baba kaçabilir mi? Şunu yersen var efsane olur. Oh be. Bu arada ikinciyi yememiş. Ama kaç yaşın adamın peşinize koşturuyorsunuz çölde ya. Ya bırak ya, bırak ya. Ey yavrum ey. Oğlum ete doyduk lan. Hele deri var ya, deri. Oo çok güzel. O ok nereye gelmiş lan? Evet, şimdi et pişireceğim. Bir de bir sığınağı yaptık mı? Neler ürettik bakalım bir. Taret ve sığınak yapacaktık. Taretimiz var, sığınak yok. Sığınak için ne lazım? 3 tane halat. Halat için de bundan lazım. Evet. Şimdi. Bak verdi. Aa işte ilk meyvelerimizi, mahsulümüzü alacağız. Ne dedi o? Ne? Açmak için kes. Oğlum ha, envanter dolmuş. Ulan ben de almak istiyorsan ağacı kes falan gibi bir şey anladım. Şimdi ne ihtiyacımız vardı sığınak için? 3 tane halat dedik. 2 tane ürettik. Ya şunlar sap verecek ama ben yine de onları kesmeyeceğim. Palmiye abi, her zaman palmiye. Aha yine sarsıntı. Burada varmış. Etlerimiz ne durumda? Odun koymadık değil mi lan ete? 4 tanesini koy ya. Ya bir dur oğlum ya. Yer açmak için atıyorum. Bunu üreteyim zaten. Yer açılacak. Heh. Şimdi. Yemekler pişsin. Bir sınağı yapalım. Piramide doğru gideceğim. Şeye karar verdim bu arada arkadaşlar. Metalleri orada arayacağım. Yatak bile yapabiliyormuşum ya. Hangisi daha çok malzeme istiyor? 3, 2, 3. Yani küçüğü daha az istiyor. Bu herhalde otunu çok istiyormuş. Eğri nasıl yapacağız ya? Ona da kumaş lazım. Güneşlik. Abi her şeye kumaş lazım. Yalak. Ahşap bile var. Yalağı yapabiliriz aslında debi ama. İşte bunu debiye yana götürdüğün yere kuracaksın. İçinde yemek olacak.
Bir sonraki de pantolon ama 8 kumaş nedir ya pantolona? Ha geldi. Geldi. Yere attım onu değil mi? Yere. Nerede o? Heh. Oğlum bayağıdır gelmiyor dedik. Geldi. Bu bölümde de geldi. Yeraltı şerefsizi. Lan dur. Nereden çıktın? Şerefsize bak ya. İki tane koydum herhalde ona. Ha bak burada daha öncekiler. Daha öncekiler duruyor. Vurdum. Tamam bir tane koydum ne olacak? Koy bir tane daha koy. Ben seni öldüreceğim ama. He? He? Artık tecrübeliyiz oğlum. Öyle şeyler yok. Bunları da yere atalım. Yerden kaybolmuyorsunuz. Bak öncekiler de burada. Bilmiyorum. Aslında bir tane daha sandık yapabilirim ya buraya. Bunları da koyarız. Onlardan ganimet dediği şey var ya onu yapıyor ya. Şu neydi abi? Ganimet dediği. Savaş ganimeti. Yani bunu da uzay kafası, kütük, halat. Buraya koyuyoruz. Şimdi sığınak dedik. Tamam mı? Önceliklerimizi yapalım. Ya şunu gösterip durma ya. Yapasım geliyor ama. Kum böcekleri için bir kap. Böcekleri de buraya koyacak sonra. Aslında onu yapabiliyor ya. Bir dakika. İki tane kalas yap. Abi ben buraya mı kurulacağım o zaman iyice ya? Her şeyi buraya yaptım. Tamam. Bir tane depolama sandığı yapıyorum arkadaşlar buraya. Çıta 10 tane sap. Hepsi içinde dursun. Dışarıda sonra kaybolur kaybolmaz. Bilmiyoruz ama. Garantisi yok. Sap istiyor. Tamam. Sapı çevirmeyelim. Bunu keseceğim. Fazla palmiyemiz kalmadı. Zaten ekebiliyoruz bunu. Sıkıntı yok. Su içmediğimi fark ettim ya. Yemeğimi de yiyeceğim. Sonra şunların hepsini alalım. Sandığımıza koyalım. Ha şeyler var. Şunlar var. Bunları da yiyebiliriz. Önce. Yer açılsın ha. Onu da şöyle koyalım. Evet. Yok şu kilden tuğlayı neyde kullanacağız ya? Şu an içimiz olmadığı için bunu buraya bıraksam mı acaba? Evet şu teraryumu yapabiliyoruz. Kilden tuğla kullanacak. Yapıyorum bunu da. Ya şimdi bunu buraya kurduk mu bir daha kaldıramayalım. Bir daha harcamamız gerekecek. Şu an acelesi yok. Böceğimiz olmadığı için kalsın abi. O malzemeleri buraya koyuyorum arkadaşlar. Nasıl olsa piramide falan gideceğim yine ben.
Sonra külçeyle gideceğiz oraya. Etimizde kalsın. Ya, odun lazım. Hiç de koyalım. Şuradaki şeyleri alacağız. Kabukları. Ondan demek ki 3 parça çıkıyormuş. Kuyruk, kabuk. Diğeri neydi? Uzaylı kafası. Uzaylı kafası yok muymuş lan bende? Oha. Bunların isimleri neymiş? Bu kuyruk. Böcemsi bir yaratım, büyük ve kemiksi yapıdaki. Eyvallah. Bu da kabuk. Sert bir kabuk parçası. O da kuyruk. Uzaylı kafasıydı. O zaman başka bir şey ya. Pençe. Pençeymiş ya. Pençe. Bunlar ne yapacak acaba? Bölmüş bir bacak, keskin ve sivri. Bunu yani sivriliğine göre kullanabilir miyiz acaba ya? Şu elimizde böyle bıçak niyetine, yani sivri bir şey ya, kullanabiliyor muyuz acaba? Yok. Hiçbir şey. Hiçbir dala verisi yok onun. Koyuyorum buraya. Sağlıklı dursun. Biz bir uyuyalım yine. Evet, bu bölümde bu kadar yeter gibi ya. Yani güzel, 46 dakika olmuş. Dinamik için yatıyorsun, hemen bir kalkıyorsun. Çöl gecelerinde alışıyorsun. Artık çöl adamı oldun sen oğlum, çöl adamı. Baba alıştı artık çölde yaşamaya. Evet. Oh. Gündüz gözüyle. Bir etimiz vardı hocam. Ne oldu o iş? Oğlum ne? Pişmez şeymiş ya. He, az kalmış demek ki pişmeye. Okun ne işi var orada? Gözünü seveyim ya. Tamam, biz taletemizi yaptık. Sığınağımızı yaptık. Bu ikisini piramidin oraya kuracağız. Metalleri oraya kuracağız. Ahşap. Heh, şu ahşap defa yapalım biraz. Yani kalas yapalım. Ahşap kalas yapalım. Belki onların üstüne düşündüğüm gibi koyabilir. Yine biz yanımıza kütük götürelim. Kütük orada vardı. 12 tane de şundan var. Bayağı bir yani iyi durumdayız oraya giderken. Değil mi? Bir tane bundan yapabiliyor muyuz? Şeyleri yapıp tamam, onu da yaparız. Deve çantası. Ha, ona da kumaş lazım. Deve bulacağız bir de ya yine. Sabit meşale. Oradaki meşalelerden. Oo. Piramidin içindekilerden. Sonra pantolon yapacağız. Şu türbanı yapacağız. Hep kumaş lazım onlara ya. Yani bence şimdi gidebiliriz piramide. Şöyle yapacağım. Save almadım biliyorsunuz. 48 dakika. Yani videoyu riske atmamak için. Save almadım. Şuradan geldik. Bu arada gitmeden önce tabii sular aklıma geldi. Sular almam gerekiyor. Onlar şeyin içindeydi. 9 gün oldu hayatta kalalı. Güzel. Bunları dolduralım. Suyumuzu içelim.
Tamam, yemek su full, sağlık full, gidiyoruz. Seviye oraya gidince alacağım. Ondan sonra da bölümü bitirmeyi düşünüyorum. Yani orayı en azından bir deneriz. Ya bir saate tamamlamış oluruz. Deve olsaydı iyiydi ya. O develeri yine buluruz umarım. Yok, çıkmadı yine. Nasıl şöyle gelmiştik? Sevinmişti hemen. Piramit bölümünde kalıyordu. Doğru değil mi? Aynen. Aranızda hala kanala abone olmayanlar varsa abone olsa sevinirim arkadaşlar. O, bu arada yanlış yere geldim. Yanlış yere geldim. Şu tarafa gitmem gerekiyor. Şurayı biliyorsunuz, daha önce gelmiştim. Onun ilerisindeymiş bu. Tamam, şu yön. Çünkü ben uzaktan bunu da gördüğüm için piramit o zaman. Bir dakika, ben şöyle gördüm. Onun sağında mı kalıyordu o? Yön duygumuz ne olacak burada ya? Abi, çölde yön duygusu olur mu? Neyse, çok rahat durumdayız. Hiçbir sıkıntımız yok şu an. O zaman bu taraftan gelmiş olmalıyız ki onu da gördük. Aslında bir şey değil mi? Tabii şuradan geldik. Niye? Ben burayı gördüğümde sığınak bu tarafta kalıyordu. Ben tabii ilk bakışta şeyi gördüm. Hani şöyle gördüm ki dedim ki orası ona mı benziyor? Tamam, bu taraf. Yön burası. Tamam, anca öyle kendime yön çizebilirim. Ne yoruldum be hocam. Bir de sporcu, maratoncu adam ya. Adamı çöl bile yoruyorsa. Tabii şöyle geldik. Evet. Daha bayağı bir yüksek dedik. Sonra gördük orayı. Bakalım bir daha. Doğru. Tamamdır. Evet, aynen öyle. Piramit burada. Bu giderken ben de şöyle mobil oyunlarıma bakayım. Oraya gidene kadar. Bu arada piramidin ön kısmından düz devam edersek Vaha'ya erişiyormuşuz. Güzel, onu da anlamış olduk. Evet, tamam. Merak ediyorum ya, o ilerisinde ne var acaba, neler bulacağız. Bir de patlayıcı falan yapmamız gerekiyormuş ya. Onlar ne zaman açılacak? Parşömen bulmamız lazım yeni. O hayvan da var. Gel lan, yemek yaparız burada da. Şunu alacağım arkadaşlar. Yani çok nimet, bunu bırakmam. Kaçtığına göre ilkildi hayvan. Atamamış zaten, yana gelmiş. Ya çok uzaklara gelme bak. Çok uzaklara gitme lütfen. Oha, vurdum lan.
Ah be, oğlum var ya. Neyse, bir taneydi güzel. Artık yürüyerek vurmaya çalışıyorum. Oğlum o kadar uzaklaşmazsın ya, hayvan. Hayvan oğlu, hayvan. Buradan bulmaya çalışalım seni. Hadi. Bir tık daha. Evet. Güzel hareketler. Çok güzel hareketler bunlar. Ve böyle böyle plop plop. Ne oluyor lan? Abi deri iyi oldu bak. 12 tane deri oldu ha. Şu an iyi durumdayız. Onlar değmesin hadi. Devam edelim. Ok bıraktık mı? Ya kalsın, bir ok, bir oktan bir şey olmaz. Bir ok olmaz. Bir oktan bir bok olmaz. Let's go. Niye kaymıyorsun? Abi desenize bana, abi niye kaymıyorsun de. Oğlum nereye? Bir dakika, kaykay nerede? Ben göremiyor muyum yoksa bıraktı mı bir yere? Oğlum kaykay yok. Bir dakika, kaykayı ben orada attım mı? Aman he, öyle bir hata yapmayalım. Bir şeyler bıraktım çünkü orada ben. Şu tuşları azizliğine vuruyoruz ya. Bir daha ona malzeme harcayamam. Hayvan nerede? Şeyden mi bıraktım acaba ya? Bahadan mı bıraktım? Neyse, oku almış olduk. Evet. Burada değil. Ne ara bıraktım onu da hatırlamıyorum. Tabi buraya kurmama izin vermeyecek. Dışarı kuracağız. Hemen şunun önüne kuralım. Evet. O oğlum buradaki yemekleri almamışım lan ben. Bayağı yememiz oldu. Kömürü de almamışım. Hepsi pissin. İki tane koyacağım. Küçükleri buraya koyabiliriz. Taleti kuracağız dedik. Taleti de kuralım. Ondan sonra arkadaşlar bölüm sonu geldi. Bir sonraki bölümde biraz heyecanlı olsun. O yere girebilecek miyiz bakalım. Taret 4. Evet, haritada da bakalım. Aa, bu arada yanlış yere koymuşum ben. Ben böyle demişim ama yön duygusu tabii ki de. Piramit burada. Tamam, şöyle yapalım. 4'ün tam kenarına. Tamam. Tamam. 3'ün tam karşısı zaten 4. Piramit. Piramidin acaba üst tarafına devam edersek neler çıkar karşımıza? Ya da daha sol taraflara mı gitsek? Sakin olacağım. Ben bir gölgeye gideyim. Evet, bir bölüm daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buradan başlayacağız. O geçilmeyen yeri, yani zaten gördüğünüz, öldüm. Orayı daha çok metal koyup belki üzerine de kalas koymayı düşünüyorum. Ben yapar mı bilmiyorum. Ya da çok metal şey koyacak oraya, çubuk. Ölürsek zaten artık çok güzel, biliyorsunuz. Burada da sığınağımız var. Buradan da kaydedip buradan başlayacağız. Ölsek bile yine 2-3 kere deneyebiliriz.
Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bu arada yani dün bölüm veremedim. Bazen öyle yoğun olduğum zaman yani yorgun oluyorum. İşim oluyor. Çalışıyorum falan. Böyle oynayamıyorum. O yüzden de yani siz de böyle idare edersiniz. 2 günde bir de olsa. Yani her gün atmaya çalışacağım ama 2 günde bir olsa 1 saatlik bölümler veriyorum. Evet, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoda like atarsanız sevinirim. Bay bay. Ünal, Tayfun like atın la.